Değerli izleyicilerimiz hepinize merhabalar. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Efendim Çanakkale'nin Necabat ilçesinde Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanı Adem Ejder ve 3 MHP'li Belediye Meclis Üyesi partisinden bugün istifa etti. Ejder mevcut iktidardan daha fazla destek alabilmek adına istifa etme gereğini duyduklarını belirtti. Daha çok hizmet etmek için bazı konularda sıkışıyoruz onun için. Amacımız memleketimize hizmet etmek. Yani tabii ülke çapında o var, o bir gerçek ama yani bizim yukarıda ilgisi herhangi bir sıkıntımız yok. Biz memleketimize daha fazla nasıl hizmet ederiz? Bu konuda da bazı konularda sıkışıyoruz onun için. Şu andaki mevcut iktidardan daha çok destek alabilmek için istifa etme gereğini. AK Parti Çanakkale İl Başkanı Avukat Erden Ercan, AK Parti Çanakkale Milletvekilleri ve 12 AK Parti İlçe Başkanı CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem hakkında suç duyurusunda bulundu. Evet arkadaşlar bana bak, hoş geldiniz. Milletvekillerimiz, İl Başkanlığımız ve 12 İlçe Başkanlığımız ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Hepinizin de bildiği gibi bir müddet önce kendisi attığı bir tweette eğer Türkiye ile İran karşı karşıya gelirse ben İran'ın tarafını desteklerim demişti. Ve sonrasında geçtiğimiz günlerde de Rusya ulusal televizyonlarında Türkiye'yi akıl almaz derecede iftiralarla, alçakça iftiralarla suçladı. Türkiye'nin IŞİD'i terör örgütlerini desteklediğini, yine ülkemizin sarın gazı satımı ve dağıtımı konusunda bağlantısı olduğu konusunda alçakça akıl almaz iftiralarda bulunmuştur. Biz öncelikle bekledik. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ilgili şahıs hakkında gereğini yapması ve disiplin soruşturması başlatmasını bekledik. Ancak Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu gereğini yapacağı yerde bu şahsa adeta destek olmuş ve Eren Erdem'i yedirmem demiştir. Öncelikle yazıklar olsun diyoruz. Atatürk'ün kurduğu parti olmakla övünen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki parti olmakla övünen CHP milletvekiline bu sözler, bu iftiralar yakışmamaktadır. Halkın vicdanında kendisi mahkum olmuştur. Ancak bu yetmez. Yüce Türk adaleti önünde de bu şahsın hesap vermesini istiyoruz. Bu amaçla bizler bugün milletvekillerimiz, il başkanlığımız ve 12 ilçe başkanımız Eren Erdem hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu şahsın Yüce Türk adaleti önünde hesap vermesini istiyoruz. Geçmişte olduğu gibi Çanakkale... Değerli izleyiciler, dün bir trafik kazası, feci bir trafik kazası yaşandı Biga ilçesinde. Motosikletiyle kamyonun altına giren üniversite öğrencisi genç hayatını kaybederken kazada 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre Berkay Güneş İdaresindeki 34 TT 7609 plakalı motosiklet Çanakkale-Bandırma yolu üzerindeki Doğancı kavşağında Hüseyin Şen yönetimindeki 17KH432 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi Berkay Güneş olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletin arkasında bulunan Gülçin Gül Berber ve kamyon şoförü Hüseyin Şen ise Biga Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gelibolu 18. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda istihkam er olarak görev yapan Özkan Or,
Burun ameliyatı olması nedeniyle izne çıkarak memleketi Sakarya'ya gelen Özkan Or geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Gelibolu 18. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda istihkam er olarak görev yapan Or, minibüsün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Özkan Or'un cenazesi bugün helallik alınması için Adapazarı Karaköy Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Özkan Or'un cenazesi buradan askerler tarafından alınarak Karaköy Camii'ne götürüldü. Taziyeleri kabul eden gencin babası İlhan Or'la abileri Özgür ve Birol Or ayakta güçlükle durabildi. Ailenin 6 çocuğundan biri olan Özkan Or'un cenazesi öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karaköy mezarlığında askeri törenle toprağa verildi. Mesut değerli cemaat. Değerli izleyicilerimiz, Çanakkale Valiliğince düzenlenen Çanakkale Bizim Şehitler Hepimizin projesi kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri gezmeye gidecek olan 300 ilkokul öğrencisi için Geztaş İskelesi önünde Vali Hamza Erkal'ın katılımıyla uğurlama töreni düzenlendi. Törenin ardından sis nedeniyle İl Liman Başkanlığı talimatı ya seferler iptal olmasına rağmen öğrencilerin gezi programı aksamaması için özel feribot seferi yapılması da dikkat çekti. Valimiz çok güzel bir projeye imza atıyor. Bütün 4. sınıf öğrencilerimizi Gelibolu Yarımadası'nda atalarımızın şehit düştüğü ve vatanımızın ilk temel taşının atıldığı, Cumhuriyet'in ilk ön sözünün yazıldığı mekanı sizlere tanıtacaklar, sizleri oralarda gezdirecekler. Çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Şunu bilmelisiniz ki bütün dünya bu bölgeyi merak ediyor. Ve on binlerce kilometre öteden gelip burada şehit düşen atalarını merak eden Anzaklar, İrlandalılar, İngilizler, Fransızlar, onlar bu bölgede yenilmiş olmalarına rağmen merak edip geliyorlar. Ama biz o savaştan galip geldik. Bütün 7 düvele kendimizi ispat ettik ve dibe çökmüş bir Osmanlı İmparatorluğundan yepyeni filizlenen bir Türkiye Cumhuriyeti yarattık. İşte bunun yaratıcısı olan atalarımız o bölgede inanılmaz savaşlar verdiler. Bir kısmı orada şehit oldu, bir kısmı gazi oldu. Ve onlar sayesinde şimdi biz bu memlekette rahat nefes alabiliyoruz, özgürce buralarda yaşayabiliyoruz. Onların kıymetini bilerek, onların maneviyatını hissederek ve özümseyerek gezmek, tanımak hepimizin görevidir. Ülkemizin birçok yerinden insanlar da geliyor buralara. Merak ediyorlar, geziyorlar. Ancak Çanakkale'de yaşayan ve hemen yanı başımızda olan bu bölgeyi gezemeyen, bu gezmek için imkan bulamayan birçok insanımız var. İşte biz bunu düşünerek bu çerçevede her yıl 4. sınıflardan başlamak üzere bütün öğrencilerimizi o bölgeye gönderip oradaki havayı teneffüs etmeleri, orada cereyan eden o savaşları, olayları yaşamalarını ve geldikten sonra da bütün arkadaşlarına anlatmalarını arzu ettik. Mevlana Celaleddin Rumi'nin 742. Vuslat Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Profesör Doktor Sefa Dereköy tarafından Mevlana ve Bilim konulu konferans verildi. Eski Ermeni Kilisesi'nde gerçekleşen konferansa Vali Hamza Erkal da katıldı. Yine gel. Bizim dergahımız ümit.
Ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Bugün konferanslarımızı ve programlarımızı son vereceğiz. Ama elbette Mevlana kültürü ve öğretisi burada yaşamaya ve yaşatılmaya en iyi şekilde geri seviye götürülmeye devam edecektir. Mevlana programlarını Cuma günü saat 6'da valinin önünden halkımıza gül dağıtarak ve mevlevilik kıyafetleriyle birlikte halkımız için de bir yürüyüş gerçekleştirdik. Daha sonra pazar günü de Gelibolu Mevlihanesi'nde büyük bir program gerçekleştirdik. Dün de pazartesi günü de Orhan Terzioğlu'muzun bir sergisi ve burada konuşması. Daha sonra Bosna Hersek'ten gelen misafirlerimizin de konuşması oldu. Bugün de biraz sonra hocamız Profesör Doktor Sefa Dönököy konferansıyla işe boğaz etkinliklerimizi bitireceğiz. Tabii ki buradaki programlarımız devam edecek, hiçbir aksaklık olmadan. Endülüs'ü sürmek üzere yapılmış, başlanmış bir olaydı ve günümüze kadar devam ediyor. 1400'lü yılların başında Osmanlı'yı zora sokan Timur aslında Bizans ve Avrupa'daki bu Haçlı zihniyetle anlaşarak gelmişti. Bunları unutmamak gerekiyor. Çanakkale'de sabah erken saatlerden itibaren yoğun olarak görünmeye başlayan sis nedeniyle deniz ulaşımı olumsuz yönde etkilendi. Boğaz Transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılırken bazı hatlardaki feribot seferleri de durdu. Dün sabahtan itibaren etkili olan, gün boyu da deniz ulaşımında aksamalara yol açan yoğun sis bu sabahta etkili olmaya devam etti. Yoğun sis nedeniyle Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü yetkilileri telsizle gemileri uyarıp saat 5.35 itibariyle Boğaz'ın transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldığı duyuruldu. 6.20 itibariyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbayır feribot seferleri de durdu. Boğaz hattında şu an sadece Lapseki Gelibolu, Çardak Gelibolu feribot seferleri yapılabiliyor. Yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmeye çalışan, Ayvacık açıklarında botları batan 49 Irak ve Suriyeli sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı. Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan geçmeye çalışan, botları batan boğulma tehlikesi geçiren kişiler kurtarıldı. Behramkale köyü Esmece burnundan Ege Denizi'ne açılan grubu taşıyan bot bir süre sonra su almaya başladı. Tehlikenin farkına varan göçmenler Alo 158'i arayıp yardım istedi. Yola çıkan TCSG 12 botu ekibi batan bottan denize düşen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak ve Suriye uyruklu 49 kişiyi kurtarıp Küçük Kuyu beldesinde kıyıya çıkardı. İyi mi? Ama yeşil kalem kara. İyi mi? Son olarak da spor haberi verelim. Spor Toto 3. Lig 3. grupta mücadele eden Çanakkale Dardanel Spor, Antalya kampında hazırlıklara devam ediyor. Dardanel Spor oynadığı ilk hazırlık karşılaşmasında Dersim Spor'u tek golle mağlup etti. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Side'de sürdüren Çanakkale Dardanel Spor oynadığı ilk hazırlık karşılaşmasında 3. Lig takımlarından Dersim'i mağlup ederken teknik direktör Fatih Uygun hazırlık karşılaşmasına iki ayrı kadroyla mücadele etmeyi tercih etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında İlker Sayan'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Kırmızı Beyazlı takım bu skoru müsabaka sonuna kadar korudu. Değerli
seyircilerimiz, ana haber bülteninin sonuna geldik. Programımız Profesör Doktor Sefa Dereköy tarafından dün akşam sunulan Mevlana ve Bilim konulu konferansın görüntüleriyle devam edecek. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.